Arkadaşlar, Edebiyat Bilgi Yarışması 2'ye tekrar hoş geldiniz. Bir şiirle başlayacağız. Bu tabii bir soru değil arkadaşlar. Sadece çok duyduğunuz, bildiğiniz bir bilgi. Ok şiiri, hani bir özelliği vardı ya, bir şair tarafından heceyle yazılmıştı. Onu hatırlıyorsunuzdur. Şimdi bu Yahya Kemal'in Ok şiiri çok duydunuz fakat içeriğini bilmiyorsunuz. Şöyle bir okuyalım, onunla yarışmamıza başlayalım arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Han'ın önünde ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı bu yüksek tepeye dikti bu taşı o gazi hünkârın mutlu gününde. Vezir, molla, ağabey takım takım güneşli bir Nisan günü ok attı. Kimi yayı öptü, kimi fırlattı. En er keman keşe yetti 3 adım. En son Bektaş Ağa çöktü dizüstü, titrek elleriyle gelerken yayı, her yandan bir merak sardı alayı, ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Hünkâr dedi, koca pek yaman saldın, eğer çibellisin benim katımda, bir sır olsa gerek bu ilk atımda, bu sihirli oku nereden aldın? İhtiyar elini bağrına soktu, dedi ki İstanbul muhasarası başlarken aldığım kaza yarası içinden çektiğim bu altın oktu. Arkadaşlar bu Yahya Kemal'in yazmış olduğu, heceyle yazmış olduğu tek şiir. Bu açıdan önemli, sınavda bile karşınıza çıkabilecek bir bilgi. Şimdi sınavımıza, yarışmamıza başlayacağız. 60 soru bu sefer planladım, çok uzun olmasın diye. Bir analiz var. 58-60 arası muhteşem. 54-57 çok iyi. 51-53 doğru arası iyi yolda. 47-50 işte idare eder. 41-46 eksiklerim var. 40'ın altı olanlar aman çok dikkat etsin. Evet. Şimdi sayısalcılar katılabilir mi diyor. Yani ne diyelim ki, gelene kapımız açık, Mevlana gibi, gel ne olursan ol yine gel diyoruz. Herkes nasibinde olanı kazanacak, diyecek bir şey yok. Arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. Tarihi kadim, 95'e doğru Han Yağma adlı eser ve şiirler hangi sanatçınındır? Bakalım cevaplarımızda neler gelecek. Evet, Melis'ten bir cevap geldi. Arkadaşlar, gayet hızlısınız, gayet iyisiniz cevaplarda. Tevfik Fikret, özellikle 95'e doğru sınavda çıkmıştı arkadaşlar. Bu detayı bilmiş olmanız gayet güzel. Tebrik ediyorum. Tevfik Fikret doğru cevap. Şimdi şu soru da çok kritik bir soru bana göre. Şiirimize yeni imgeler getirmiş. O güne kadar şiirde duyulmamış tamlamalar kurmuştur. Saati, semen, fam yani yasemin kokulu saatler, hafi siyah yani siyah korku gibi alışılmadık tamlamalar ile yadırganmıştır. Kimdir bu şairimiz? Evet, Ahmet Haşim diyen var, Cenap diyen var, Fikret var. Arkadaşlar, Servet-i Fünun şairler içerisinde yer alır kendisi. Bakın, siyah bir korku nedir? Böyle bir tamlama o güne kadar yok. Sonrasında yasemin kokulu saatler ya da zamanlar gibi. Bunu söyleyen, bu özelliğiyle bilinen şairimiz Cenap Şahabettin'dir arkadaşlar. Bilenlere tebrik ediyoruz. Evet. Halit Ziya Uşaklı ile ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır? Yani zorluk olmasın diye 4 şık yaptım. Biraz daha zorlaşabilirdi soru ama. Bakalım bu soruda ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani bu biraz kritik bir soru. Bunu bulanlara ayrıca tebrik edeceğim.
Evet, Melis, zor bu soru. Evet. Yani böyle bir soru gelse çoğumuz çok ciddi sıkıntı yaşayacağız. Bazı sorularda detay çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar, bu sorunun da tuhaflığı şu: ismi içerisinde hikaye geçiyor. Hikaye geçiyor. Şöyle söyleyeyim ben. Ama kendisi hikaye değil, anı arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevap, anı. Diğerleri hikaye olduğu için. Evet, geçiyoruz. Dördüncü sorumuz. Necip, Mehmet Rauf'un hangi kitabında yer alan roman kahramanı? Necip. Arkadaşlar, zaten yarışmamızın mantığı şudur. Yanlışlarımızla da bir şeyler katalım kendimize, bir şeyler öğrenmiş olalım. Bu soru zor bir soru değil. Sınavda çıkma ihtimali olan soru. Belki de yarın bir gün diyeceğiz ki, evet arkadaşlar, bu soruyu sormuştuk ve sınavda çıktı. Emin olun, yarışma sorularımızdan en az 6-7 tanesi sınavda çıkacak. Bu sözümü de unutmayın. Denemelerden de zaten bir hayli soru çıkacak. Öyle tahmin ediyorum, sınav size sürpriz olmayacak. Arkadaşlar, Eylül romanının karakteridir Necip. Eylül. Geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Matmazel Anjel, Hüseyin Rahmi'nin hangi eserindeki roman kahramanlarındandır? Matmazel Anjel. Evet. Matmazel Anjel. Farklı cevaplar var. Bakıyorum. Mürebbiye diyen var, şık diyen var, şık diyen var. Arkadaşlar, Mürebbiye romanı. Ayrıca Dehri Efendi de vardı. Unutmayın, Şem'i de vardı. Mesela sınavda Matmazel Anjel demez de Dehri Efendi der mesela. Aynen. Mürebbiye romanının kahramanıydı arkadaşlar. Geçiyoruz, altıncı sorumuz. Topluluğun ismi olarak kabul edilen Fecrati ismi kim tarafından teklif edilmiştir? Haydi bakalım. Topluluğun ismi olarak kabul edilen Fecrati ismi kim tarafından teklif edilmiştir? Burada cevaplar hızlı gelmedi arkadaşlar. Aman, Tevfik Fikret hiç demeyin. Çünkü Tevfik Fikret Fecrati'de değil, Servet-i Fünun'da. Şıklar olsa diyenimiz var. Evet, yani bu da böyle bir şey zaten. Bunun heyecanı da burada arkadaşlar. Evet, Hilal'den cevap geldi. Faik Ali arkadaşlar. Topluluğa İsim babası olan Faik Ali'dir. Fecrati ismini, yani geleceğin aydınlığı anlamına gelen bu kelimeyi o teklif etmiştir. Geçiyoruz. Yedinci sorumuz. Mor Salkımlı Ev hangi yazarımızın anı türündeki eseridir? Bu zor olsun diye sorulmadı. Sınavda çıkabilir mi acaba diye soruldu. Evet, zor olsun diye sorulmadı. Sınavda çıkma ihtimalinden dolayı soruldu. Halide Edip cevapları çok hızlı geliyor. Tebrik ediyoruz. Refik Halit yok. Aman al. Öyle bir şey yok. Refik Halit'in değil. Halide Edip adı var. Geçiyoruz. Anadolu Notları adlı kitabın türü nedir? Evet. Anadolu Notları. Türünü sorduk. Yazar geldi. İkisi birden gelen var herhalde. Arkadaşlar, Gezi kitabımızdır. Anadolu Notları. Siyah İnciler adlı 9. sorumuz. Siyah İnciler adlı mensur şiir hangi yazarın eseridir? Sınavda çıkabilecek sorulardan biri. Siyah İnciler hangi yazarımızın? Yani orta ölçekte çalışan bir arkadaş bunu yapabilir. Halis Ziya demeyesiniz. Tabii mensur şiir deyince akla Halis Ziya geliyor ama arkadaşlar, bu Mehmet Rauf'un
Mensur şiiri, Siyah İnciler. Cevap Mehmet Rauf. 10. sorumuz, Ahmet Haşim şiire dair görüşlerini hangi eserin ön sözünde yazmıştır? Bu soru da çıkabilir arkadaşlar. Ahmet Haşim şiire dair görüşlerini hangi eserin ön sözünde yazmıştır? Evet. Şimdi şiir kitabının adını sorduk arkadaşlar. O şiir kitabının adı Piyale'dir. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız not alsınlar. İnanın çok önemli bir soru bu. Piyale adlı eserin ön sözünde şiire dair görüşlerini, mülahazalarını belirtiyor Ahmet Haşim. 11. soru. Şimdi biraz kapalı bir soru. Bakalım bunu kim bilecek? Biçim ve içerik göz önünde bulundurulduğunda bu şiiri kim yazmış olabilir? Sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman, beyaz bir karanlık ki gittikçe artan, ağırlığının altında her şey silinmiş gibi, bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü, tozlu ve heybetli bir yoğunluk ki bakanlar onun derinliğine iyice sokulamaz, korkar. Ama bu derin karanlık örtü sana çok layık. Layık bu örtünüş sana ey zulümler sahası. Evet arkadaşlar, öz şiir değil. Haşim değil. Haşim değil. Karanlıktan dolayı Ahmet Haşim'e yürüyenler var ama şimdi ufuklarını inatçı bir duman. Şöyle desem var. Bir de ama bakın beyaz karanlık diyor. Evet, beyaz karanlık ne olabilir arkadaşlar? Siz. Cevap nedir? Evet, Zeynep Haşim demişsin, yakışmadı sana. Tevfik Fikret artık arkadaşlar. Tevfik Fikret. İstanbul'u kötülediği siz şiiri. Ama bu derin karanlık örtü. Evet. Ey zulümler sahası ifadeleri. Fikret arkadaşlar. Doğru cevabımız Tevfik Fikret. 12. soru. Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakın olmalıdır diyen sanatçı kimdir? Bakın buraya da bir yıldız atalım. Bunu bilmeden sınava giremezsiniz arkadaşlar. Girmeyin. Bu çıkabilecek bir bilgi. Evet. Genel anlamda gayet güzel cevaplar var. Arkadaşlarımız direkt Ahmet Haşim dedi. Buse Aman, Cenap Şahabettin değil. Ahmet Haşim doğru cevap. Geçiyoruz 13. soru. Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı makaleyle Serhat-ı Fünun dergisinin kapatılmasına neden olan sanatçı kimdir? Hüseyin Rahmi nedir Melis? Aman. Hüseyinleri karıştırdın. Evet arkadaşlar. Hüseyin Cahit Yalçın doğru cevap olacaktı. Hüseyin Cahit Yalçın. Geçiyoruz 14. soru. Bu soruyu bilenleri ayrıca tebrik ediyorum arkadaşlar. Hüseyin Nazmi ve kardeşi Lamia hangi romanda geçen roman kişileridir? Şimdiden yıldızınızı atayım bilenlerin. Hüseyin Nazmi ve kardeşi Lamia. Melis dudaktan kalbe değil. Meftun. Başka yok. Bir tane doğru cevap gördüm. İki oldu. Arkadaşlar, Mai ve Siyah. Şimdi Lamia kimdi? Ahmet Cemil'in sevdiği, aşık olduğu kızdı. Hüseyin Nazmi kim? Ahmet Cemil'in arkadaşıydı. Arkadaşının kardeşine aşık olmuştu. Mai ve Siyah romanında geçen karakterler bunlar. Sınavda çıkabilecek bir soru, bilginiz olsun. Evet. Cenap Şahabettin tarafından yazılan Tamad adlı eserin türü nedir arkadaşlar? Evet. Bakıyorum şöyle. Genel olarak doğru cevaplar var. Arkadaşlar şiir kitabıdır Tamad. Şiir kitabı olarak bilmenizde yarar var. Gezileri var vesaire. Geçiyorum. Evet, şiirlerini topladığı kitap. 16. sorumuz, Genç Kalemler Dergisi'nin başyazarı kimdir?
Genç Kalemler Dergisi'nin baş yazarı kimdir? İki isim üzerinden gidiyorsunuz. Ömer Seyfettin mi yoksa? Evet, bir hayli Ömer Seyfettin geliyor ama Ömer Seyfettin diyen arkadaşlar bence çok şanslı. Çünkü yeni bir şey öğrenecekler. Baş yazar Ali Canip Yöntem. Ali Canip Yöntem arkadaşlar. Aman aman. Bilgimizi düzeltmiş olalım. Yanlış bilenler. Ali Canip Yöntem baş yazar. Ömer Seyfettin yeni lisan makalesini yazmıştı. Geçiyoruz 17. sorumuz. Önceleri Fecaati topluluğu içinde yer alan sanatçı, daha sonra milli edebiyat anlayışına yönelmiştir. Türk edebiyatında ilk bu Mutasavvıflar adlı eserin de yazarı olan sanatçı kimdir? Evet. Türk edebiyatında ilk bu Mutasavvıflar. Evet, yine burada da karmaşık cevaplar var. Farklı, çelişkili. Arkadaşlar, bu da sınavda çıktı. Tekrar çıkabilir. Mehmet Fuat Köprülü. Doğru cevabımız Ordinarius Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü. Oğuzhan hoş geldiniz. Yani daha 17 soru olmuş. 18. sorumuz. Ömer Seyfettin öykü tarzı olarak hangi tarzı benimsemiştir? Öykü tarzı olarak hangi tarzı benimsemiştir? Evet, cevaplar gayet net. Olay öyküsü, namı diğer Mopasan tarzı öykü tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Turan'a doğru adlı eser hangi şairindir? Bak bunu da bilenlere bir yıldız atabilirim şöyle. Şimdiden peşin peşin yıldızını göndermiş olalım. Turan'a doğru. Evet. Genel anlamda doğru cevaplar var. Mehmet Emin Yurdakul arkadaşlar. Bir iki yanlış cevabımız var ama Mehmet Emin Yurdakul bilenleri tebrik ediyorum. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan sanatçı aynı zamanda Türkçülük düşüncesini de sistemleştiren kişi olmuştur. Türkçülüğün esasları bu alandaki önemli eserdir. Kimdir bu sanatçımız? Evet, kimdir bu sanatçı? Genel anlamda cevaplar doğru. Ziya Gökalp, tebrik ediyoruz arkadaşlar. 21. sorumuz. Rabia ve Peregrini hangi romandaki karakterlerdir? Rabia ve Peregrini. Bu zor olsun diye sorulmadı. Sınavda çıkma ihtimali olduğu için soruldu. Evet. Sinekli Bakkal doğru cevap arkadaşlar. Fazla bilgi de geliyor. Kız Tevfik, Emine vesaire Vehbi Dede. Bu soruyu bilenlere de aferin. Yahya Kemal ile birlikte Nev Yunanilik anlayışını benimseyen milli edebiyat dönemi romancısı kimdir? Milli edebiyat dönemi romancısı. Evet. Güzel. Yani genel anlamda cevaplarımız çok iyi arkadaşlar. Yakup Kadri doğru cevap. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yani Halide'di falan düşünenler var. Aman dikkat. Evet Gülsen, hatırlamak, anımsamak zor diyorsun. Bu da böyle bir şey zaten. Zamanla yarışıyoruz, hızla yarışıyoruz. Şuna emin olun. Şıklar karşınızda olsa sorular sizin için çok daha kolaylaşacak. Ben onun farkındayım zaten. Bunun da heyecanı böyle bir şey. Yarın çok daha farklı bir tecrübe deneyeceğiz sizinle. İlerleyen dakikalarda onun duyurusunu vereceğim. Cazip gelirse eğer bir bayram eğlencesi daha yapacağız. 23. sorumuz. Halide Edip Adıvar'a ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır? Bak bir şık geldi. Gülsen hemen. O C, E, D bir sürü şey var ya. Şık, karma karışık. Yazmadığın şık kalmadı ha. Arkadaşlar
23. sorumuz Türk'ün Ateşle İmtihanı. Diğerleri roman, bu anı. D şıkkı doğru cevap. 24. sorumuz, bu zor olsun diye sorulmadı. Kirpi takma adıyla eleştiri yazıları yazan sanatçı kimdir? Sınavda çıkabilir diye soruldu. Evet. Kirpi takma adı. Yusuf Ziya nedir? O nereden çıktı? Yusuf Ziya yok. Evet arkadaşlar, bir iki hatalı cevap var. Cevabımız Refik Halit Karay. Kirpi takma adıyla hiciv yazıları, eleştiri yazıları yazıyor. Dili çok keskin, kirpin okları gibi eleştirileri de batıyor birilerine. 25. Erenlerin Bağından adlı eserin türü nedir? Bakalım ne diyeceksiniz buna? Bu soruyu da doğru yapanlar için bir yıldız yolluyoruz. Erenlerin Bağından adlı eserin türü nedir? Arkadaşlar genel anlamda cevaplar doğru. Gayet güzel. Tebrik ediyorum. Mensur şiir. Tebrikler. 26. soru. Yunanlıların İzmir'i işgalinde kocasını ve çocuğunu kaybeden Ayşe, İtalyan bir ailenin yanında bir süre kaldıktan sonra İstanbul'daki akrabaların yanına döner. Peyami ve İsa'nın Ayşe'ye duydukları duygusal alaka romanın önemli noktalarından biridir. Bu romanın adı nedir arkadaşlar? Süpersiniz. Yok, bir hatalı cevap geldi. Ateşten gömlek. Peki şunu sorsam, buradaki ateşten gömlek savaş mı aşk mı? Ateşten gömlek savaş mı aşk mı? Ne dersiniz? Aşk diyen var, savaş diyen var, savaş ve aşk diyen var. Evet, yani bana da kalırsa biraz daha böyle aşk, daha bir ateşten gömlek gibi. Giysen giyilmiyor, atsan atılmıyor. İki arada bir derede kalmış bir aşk. Geçelim arkadaşlar. Hangi romandı? Onu zaten söylemiş olduk. Ateşten gömlek, evet. 27. sorumuz. Aşağıdaki eserlerden hangisinin roman kahramanları öğretmen değildir. Roman kahramanı öğretmen değildir. Tekil yapalım bunu. Roman kahramanlarından biri öğretmen değildir. Evet. Testler savaş konulu çıkıyor. Milli edebiyat normal. Evet. DB arasında gidip geliyor. Yani ters çevirince DB çok karıştı arkadaşlar. Evet. Burada bayağı bir ayrıştınız. Tereddütleriniz çok fazla. Arkadaşlar doğru cevabımız 27 Bursa. Damga. Yapan arkadaşları tebrik ediyoruz. Yani bunu bilmekte de yarar var. Çok güzel bir soru olur aslında bu sınav sorusu. 28. sorumuz. Balıkesir Muhasebecisi adlı eserin türü nedir? Yani yazarı zaten bileceksiniz, artık bir de detaya girmiş olacaksınız gibi. Bir iki seçici sorudan birisi. Balıkesir Muhasebecisi. Evet, bakıyorum. İkisini birden söyleyen var. Evet arkadaşlar, tiyatro doğru cevap. Reşat Nuri Balıkesir Muhasebecisi. Tebrik ediyoruz. Tiyatro, roman değil. Aman, bilgimizi güncellemiş olalım arkadaşlar. Devam edelim. 29. soru. Beş Hececiler içinde yer alan ve Aruz-ı Veda adlı şiiri yazan şair kimdir? Evet, Aruz-ı Veda şiirini yazan. Genel anlamda cevaplarımız doğru. Tebrik ediyorum. Aruz-ı Veda. Veda. Halit Fahri Ozan Soy. Doğru yapanları tebrik ediyoruz. Geçelim 30. sorumuz.
Konusunu deniz savaşlarından alan, eski korsan hikayeleri adlı manzum hikayeleriyle ünlenen sanatçı kimdir? Bunu da yapanları tebrik ediyorum. Bir seçici soru diyebiliriz bunun için. Evet. Burada bayağı karışık cevaplar geliyor sizden. Nezihe Meriç'in, evet, o farklı biraz daha ama şimdi milli edebiyat içerisinde konusunu deniz savaşlarına alan. Şimdi eski korsan hikayeleri Enis Behiç Koryürek arkadaşlar, doğru cevabımız olacak burada. Korsandan aklınıza gelebilir. Enis Behiç Koryürek, eski korsan hikayeleri. Geçiyoruz. 31. sorumuz. Feylesof diye anılan ve Serab-ı Ömrüm adlı eserin şairi olan sanatçı kimdir? Evet, Feylesof diye anılan ve Serab-ı Ömrüm adlı eserin şairi olan sanatçı kimdir? Evet, cevaplar geliyor. Genel anlamda bir iki hata var ama Rıza Tevfik Bölükbaşı arkadaşlar. Feylesof Rıza diye geçiyor. Feylesof Rıza. Evet Gülsen, seni gayet iyi anlıyorum. Yani şıklar olsa direkt yapıştıracağın cevabı ama bunun da heyecanı böyle bir şey. Başta da söylediğim gibi artık bu şekilde idare edeceğiz birbirimizi. Bir dahaki sefere belki de şıklı yapabiliriz. 32. sorumuz. Git Bahar adlı şiiriyle ünlenen ve Emine Işınsu'nun da annesi olan sanatçı kimdir? Evet. Gayet güzel cevaplarınız. Halide Nusret Zorlu Tuna. Tebrik ediyorum arkadaşlar. 33. soru. Ebubekir Hazım Tepeyran'ın yazdığı tek roman vardır. Bu romanın adı nedir? Bu soruyu da doğru yapanları tebrik ediyorum özellikle. Şimdiden yıldızlarını atalım. 27 soru kaldı Melis. Evet. Küçük Paşa doğru cevap. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Köy romanı olarak geçiyor. Aferin. Genel anlamda bilindi. 34. sorumuz. Bütün şiirlerini aruz vezniyle yazan şair, Nazm-ı Nesre yaklaştırmada da ustalığını göstermektedir. Asım, onun gözünde geleceğin mimarı, genç neslin temsilcisi olarak görülür. Söz edilen sanatçımız kimdir? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyor ya. Evet. Mehmet Akif Ersoy doğru cevap. Asım'ın nesli özellikle. Seyfi Baba adlı mazlum hikayenin şairi kimdir? Seyfi Baba adlı mazlum hikayenin şairi kimdir? Yani bir tereddüt yaşamadınız değil mi? Arka arkaya aynı şairi sordum. Özellikle sordum. Seyfi Baba önemli bir manzum hikaye arkadaşlar. Dediler Seyfi Baba hastalanmış. Nesi varmış acaba diye başlayan şiir. Mehmet Akif'in, buna dikkat edelim. Arka arkaya geldi ama olsun. Geçiyoruz 36. soru. Doğu ve Batı şiirini başarıyla birleştiren şair, divan edebiyat etkisiyle yazdığı şiirlerini Eski Şiirin Rüzgarı ile adlı eserde toplamıştır. Bu şairimizin adı nedir? Aslında ölümünden sonra toplanmıştır diye düzeltelim arkadaşlar. Ölümünden sonra toplanmıştır. Ölümünden sonra özellikle. İfade yanlış olmasın. Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüzgarı ile. Tebrik ediyoruz. 37. sorumuz.
Milli edebiyatın başlangıç tarihi nedir? Evet, milli edebiyatın başlangıç tarihi. Birkaç farklı tarih var. Evet. Son gelen cevaplar. 1911'de Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisi ile arkadaşlar milli edebiyat başlamış oldu diyoruz. 1911. 38. sorumuz Anadolu'ya yönelişi anlatan Sanat adlı şiirin şairi kimdir? Evet. Anadolu'ya yönelişi anlatan Sanat adlı şiirin şairi. Bu da çok önemli bir soru. Sınavda çıkıyor arkadaşlar. Faruk Nafiz Çamlıbel. Bilenleri tebrik ediyoruz. Sınavda çıktı. Yine farklı versiyonda çıkabilir. Akbaba adlı mizah dergisini hangi yazarımız çıkarmıştır? Akbaba. Evet, Akbaba adlı mizah dergisi. Yani özellikle ön ayak olan Yusuf Ziya Ortaç arkadaşlar. Evet, arkadaşıyla beraber çıkartıyor. 40. sorumuz, Canavar Özyurt adlı eserlerin türü nedir? Canavar Özyurt. Eserlerin türü nedir? Evet, cevaplarımız bakıyorum doğru, genelde doğru. Tiyatro doğru cevabımız arkadaşlar. 41. sorumuz, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı eserin yazarı kimdir? Peri Kızı ile Çoban Hikayesi. Evet, genel anlamda cevaplarımız gayet güzel arkadaşlar. Orhan Seyfi Orhon tebrik ediyoruz. Doğru cevap yapan arkadaşları. Falaka adlı hikaye kitabı hangi yazarımıza aittir? Falaka. Beş secercileri karıştıran Mustafa kardeşim. O zaman onlara ayrı bir gün ayır. 5 güne böl. Bir ezber tekniği geliştir. Kodlama tekniğiyle onları aradan çıkarsan iyi olacak. Evet, Falaka adlı hikaye kitabının yazarı Ömer Seyfettin. Bu soruda küçük bir detay var. Bu soruyu da doğru yapan arkadaşları tebrik ediyorum şimdiden. Emireli olan Mehmet Ali hangi romanda yer alan roman kişisidir? Sorular seri geliyorsa yavaş da ilerletebilirim arkadaşlar. Toplamda 60 soru var. 60 sorumuz var. Evet, Mehmet Ali bir detaydır. Baş kahraman değildir, baş kişi değildir. Ama o detayı bilirseniz bence işiniz kolaylaşır. Evet, Yakup Kadri'nin Yaban romanında Ahmet Celal'in Emireli. Ahmet Celal. Önemli arkadaşlar. Mavi gezegen kardeşim. Bak duymuş oldun. Böyle bir faydası oldu sana. Geçiyoruz. 44. soru. Halide Edip Adıvar'ın yazdığı karşılıklı mektuplaşmalardan oluşan eserin adı nedir? Evet. Bak bunda seri cevaplar geldi genel olarak. Handan doğru cevap arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Handan doğru cevap. 45. sorumuz.
Bugünün Saraylısı, Nilgün, yazarın çok öne çıkmayan romanlarıdır. Dili kıvrak ve akıcı olan yazarın hikaye kitapları da vardır. Bu parçada sözü edilen yazar kimdir? Reşat Nuri var, Refik Halit var. İki farklı cevap geliyor. Evet, genel anlamda Refik Halit daha baskın, Halis Ziya değil. Aman Gülsen, bu tür bilgileri not edelim. Bunlar önemli. Öne çıkan eserler değil ama sorulabilecek eserler. Refik Halit Karay'ın arkadaşlar. Dikkat edelim. 46. sorumuz, aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır? Evet. Hangisinin türü farklı? Bakalım farklı cevaplar var mı? A diyen var, B var, C hepsinden geldi arkadaşlar. Yıldız Yağmuru roman, C şıkkı diğerleri şiir. Evet, Yıldız Yağmuru roman arkadaşlar, C şıkkı. 47. soru. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır? Bu soruyu da doğru yapan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. 47. Evet. A var, C var, B var, A var. Oo. Arkadaşlar, evet bu biraz zor bir soru olmuş ama doğru yapanlar var. Şimdi bunlar zaten şiir arkadaşlar. Garip şiir, Şermin şiir, Türk sazı şiir, Altın Işık şiir. Ama B şıkkı mensur şiir, iyi mi? Bu sınavda sorulmuştu arkadaşlar. Mensur şiir. Evet. Doğru yapanları gerçekten tebrik ediyorum. Bu çok seçici bir soruydu. Evet, mensur şiir. Evet, Şermin çocuk şiirleri zaten. Onda bir sıkıntı yok. 48. sorumuz. Aşağıdaki dergilerden hangisi farklı bir dönemde çıkmıştır? Evet, 48. sorumuz. Genelde doğru cevaplar geliyor gördüğüm kadarıyla. Tebrik ederim. B şıkkı varlık doğru cevap. Gayet iyiydiniz bu soruda. Diğerleri Milli Edebiyat döneminde arkadaşlar. Matmazel Angel'i sorduk değil mi? Bunu geçelim o zaman. Matmazel Angel'i sorduk. Tekrarı olacak. Hatırladınız değil mi? Yanlış yapanlar özellikle. Cevabını bir daha söylemiş olalım. Hüseyin Rahmi'nin Mürebbiye adlı romanında geçiyor Matmazel Angel. Evet. 50. soru. Arkadaşlar, buraya yine bir yıldız atıyorum. Tabii test hazırlamış olsam yine daha güzel olabilir belki. Hoş bir soru bu benim için. Aşağıdaki metin hangi eserden alınmıştır? Azizim dedi. Lütfen bana bir gün bu çocuğun metfun olduğu yani defnedildiği yeri gösteriniz. Ona bir muhteşem mezar yaptıralım. Ve gözünün ucu ile Seniha'ya baktı. Bu civanı merdane fikrinin genç kız üzerine yapacağı tesiri görmek istedi. Fakat Seniha sadece güzel ve süslüydü. Heyhat, hiçbir umurunda değil. Arkadaşlar bakıyorum. Cevaplar gayet güzel yani. Bu seçici bir soruydu. Evet. Hakkı Celis'in hakkını yemeyelim. Seniha Hakkı Celis. Bu ikisi romanda yer alan işte karşılıksız aşkın tarafları diyelim. Evet. Yani Seniha'dan çıkartmanız güzel. Hakkı Celis güzel.
söyleyenler var. Şöyle diyelim, normalde temel kişisi Naim Efendi üzerinden gidiyor tabi roman. Hakkı Celis Sena'dan yüz bulamayınca ne yapıyor arkadaşlar? Cepheye gidiyor. Sonrasında da şehit oluyor. Onun defnedildiği yer neresi ise diyor, ona bir muhteşem mezar yaptıralım. Ama Sena'nın hiç umurunda değil yani. Kendisine aşık bir gencin şehit oluşu vesaire. Cevabımız zaten kiralık konaktı arkadaşlar. 51. soru. Bu parçada söz edilen eser hangisidir? Roman o dönemin basın yayın dünyasını ve bu dünyanın acımasız iki yüzlü gerçekleri karşısında yenik düşen Ahmet Cemil'in hayalci kişiliğinde edebiyatı cedidenin bakış açısını yansıtır. Evet. Tebrikler, gayet güzel. Cevaplar çok net. Yorgun savaşçı olmaz Sena. O nereden geldi? Mai ve Siyah. Mavi ve Siyah. Çok önemli bir roman çıkabilir arkadaşlar karşımıza sınavda. 52. soru. Vedide ve Neyire hangi romanın kişileridir? Biraz böyle detaya girdim bu soruda. Yan karakterler üzerinden. Bunu hatırlayanları, doğru yapanları da şimdiden tebrik ediyorum. Öğrenilmesi bir soru. Öğrenilmesi gereken bir soru. Evet, Vedide ve Neyire. Bilmeyen arkadaşlar karakterleri not alsınlar. Ya da videoyu YouTube'a yüklediğimde tekrar şeyde oradan da dinleyin. Alacağınız notlar vardır. Evet. Kırık Hayatlar doğru cevap. Ömer Beyiç karakteri, Bekir karakteri, Vedide Neyyire karakterleri Kırık Hayatlar'da yer alıyor. Doktor Ömer Beyiç. Aynen Mustafa. 53. soru. Madame Potiş ve Şöhret hangi romanın kişileridir? Madame Potiş ve Şöhret. Oo. Şakır şakır cevaplar geliyor hemen. Şık doğru cevabımız. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Bravo. 54. soru. Gülüp Ağladıklarım adlı eser hangi yazarımızındır? Acaba hatırlayabilecek misiniz? Yani biraz detay gelir mi size? Gülüp Ağladıklarım. Bir iki karıştıran var ama. Ahmet Rasim doğru cevap arkadaşlar. Ahmet Rasim fıkraları gülüp ağladıklarım. 55. soru. Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler adlı hikayelerin yazarı kimdir? Bunu da merak ediyorum. Hangi ölçüde hatırlayacaksınız? Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler. Güzel, genel anlamlı cevaplarımız iyi. Bir iki hatamız var. Bakıyoruz. Ömer Seyfettin doğru cevap arkadaşlar. Tebrik ediyoruz doğru yapanları. Geçtiğim Yol adlı şiir kitabı hangi şair tarafından yazılmıştır? Yani bunun da cevabını yine merak ediyorum. Ne ölçüde biliyorsunuz? Yağmur'a hoş geldin. Gözüme yeni çarptın. Arkadaşlar gayet iyi. Yani cevaplar takır takır geliyor. Tebrik ediyoruz. Ali Canip Yöntem, yol yöntem şeklinde de şifrelemiştim. Ali Canip Yöntem'in. Tebrikler. Yakup Kadri tarafından yazılan ve İstanbul'un işgali sırasındaki yozlaşan toplumun ve yaşamın anlatıldığı eserin adı nedir? Evet. Yaban var, kiralık konak diyen var, Sodom Gomorre var, Nur Baba var. Nur Baba'da yozlaşan tekkeler var. İşgal altındaki İstanbul'un yozlaşması o biraz daha farklı. Evet. Sodom Gomorra adlı eserde arkadaşlar doğru yapanları tebrik ediyoruz.
Şimdi 58. soruya geleceğiz. Son 3 sorumuz kaldı. Yarına ait şöyle bir planım vardı. Sizden destek gelir mi? Ya da size cazip olur mu? Plan şu. Beraber dil bilgisinden karma sorular hazırlayalım sizinle. Test hazırlayalım. Şıkları siz söyleyin. Ben canlı yayın size metin yazayım. Veya da hazır metinden hareketle. A, B, C, D, E şıkları beraber şu vardır, bu vardır. Hangisi söylenemez? O en zor soru kalıpları var ya arkadaşlar. İşte bu parça ile ilgili hangisi söylenemez? Tamlama vardır, zamir vardır, edat vardır gibi. Cazip olur mu? Genelde evet. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Mesela nedir? Size sorarım. Hangi kelimeden bir metin yazalım? Parça işte şu hasret, ayrılık, ağaç, tabiat. Metni canlı canlı yazalım. Şıkları ekleyelim. Ve bir karma test dil bilgisi oluşturalım. Sizin söylediğiniz şıkları ben yazacağım buraya. Ya bu biraz farklı tabii. Yani hocam soruyu siz hazırlasanız daha iyi diyen arkadaşlar var. Yani bu bir etkinlik gibi olacak. Herkes görecek. Hocam şunu yazalım, bunu yazalım. Ona göre sizinle beraber canlı yayında bir test hazırlayacağız. Belki 10 soru olabilir. Ama dil bilgisini tartışmış olacağız arkadaşlar. Sizlerden gelen cevaplar doğrultusunda. Saati soran var. Saat bu yarışmaya başlattığımız saat normal mi? 10 gibi. Evet, cevaplarınızı da bekliyorum. 10 gibi normal mi? Akşam 10. Evet, akşam 10'da 22.00'da. Genel anlamda normal. O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Akşam 10'da dil bilgisinden karma dil bilgisi soruları hazırlayacağız ama nasıl? Bazı sorularda ben hazır metin getireceğim. Kitaplardan alınmış. Bazen de beraber yazacağız. Beraber yazacağız. Şıkları siz söyleyeceksiniz. Metni ben yazacağım belki. Oradan şıklar belirleyeceğiz. Böyle bir etkinlik yapacağız. Ha, sonrasında dil bilgisi yarışmam da var. Onu da sonra düşünürüz arkadaşlar. Dil bilgisinden de yarışma hazırlamıştım. Sizlerden gelen rağbet ya da istek doğrultusunda hareket ederiz. Ama yarınki planımız beraber sizinle karma dil bilgisi. En zor sorular var ya onları hazırlayacağız. Sonrasında da isterseniz sizin hazırladığınız, beraber hazırladığımız soruyu ayrıca test olarak yüklerim YouTube'a. Evet, bu şıkkı ben demiştim diyebilirsiniz arkadaşlarınıza. Şimdi geçiyoruz o zaman, anlaştık. Edebiyat sonra olacak arkadaşlar. Helin, edebiyat, Cumhuriyet romanı var, Cumhuriyet şiiri var sırada. Evet, edebiyatta Cumhuriyet romanı ve Cumhuriyet şiiri var. Yarışma konuları olarak. Devam ediyoruz. 58. sorumuz. Aliye Öğretmen hangi romandaki karakterdir? Haydi bakalım. Aliye Öğretmen. Evet, farklı isimler geliyor. Yani tereddütleriniz var ama Aliye Öğretmen Vurun Kahpeye romanındaydı. Halide Edip Adıvar'ın. 59. sorumuz. Doktor Hayrullah ve Munise karakterleri Reşat Nuri'nin hangi romanında yer almaktadır? Doktor Hayrullah ve Munise karakterleri Reşat Nuri'nin hangi romanında yer almaktadır? Evet. Yine bu soruda da arkadaşlar direkt birinci karakteri sormadım. Hafiften detaya girerek sormuş oldum. Bazen öyle yapabiliyor ÖSYM. Şimdi baş karakteri de söyleriz zaten. Evet, biraz tereddüt yaşadınız bu soruda arkadaşlar. Çalıkuşu doğru cevabımız. Çalıkuşu Feride vardı, Kamuran vardı, ona aşıktı. Sonra araları bozuldu, hikayeyi bilenler biliyor.
Anadolu'ya öğretmen olarak görev yapmaya gitti. Son sorumuz arkadaşlar. Kayınvalidesinin ve eşinin tutumlarından dolayı kızıyla bağları kopan Mürşit Efendi hangi romanın kahramanıdır? Evet. Bunda da biraz detaya girdim. Çünkü baş kişisini sorsam çok kolay olacak. Evet. Cevaplarınız güzel geliyor. Bakıyorum şöyle genel anlamda. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Gayet güzel. Acımak romanında Zehra'nın babası Mürşit Efendi. Tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar kaç yanlış yaptığınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Doğrularınızı, yanlışlarınızı ve hangi konumda olduğunuzu görmüş olursunuz buradan hareketle. Yani netlerinizi yazabilirsiniz. Merak da etmiyor değilim arkadaşlar. Yani muhteşemsin diyebileceğim arkadaşlar umarım vardır. Ne dersiniz? Evet. 54, 57, Gülsen berbatım diyor. Murat gayet güzel, 59. Yanlışlarım bilinir ama Zeynep yani kaç yanlış yaptın? 3 mü 5 mi mesela? Çok fazla yaptıysan zaten kötü ama o kadar da yapmamışsındır sen. Sana güveniyorum. Evet 61 diyen Trabzonlu arkadaş. 61 sorumuz yok ki. Evet arkadaşlar. Bir yarışmayı daha sizlerle beraber bitirmiş olduk. Katkılarınızdan dolayı, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir başka yarışmada tekrar buluşmak dileğiyle. Bakalım başka teklifleriniz varsa onları da sonradan yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yarın saat 10'da dil bilgisi, karma dil bilgisi soru etkinliği yapacağız. Metni ben yazacağım. Sizin istediğiniz kavramlardan hareketle. Bir iki soruda metni hazır koyacağım. Oradan şıkları yazacağız. Sizinle beraber soru hazırlayacağız. İnşallah yarın akşam 10'da bekliyorum arkadaşlar. Karma edebiyat da olabilir ama Cumhuriyet romanımız var sırada Mahmut. Cumhuriyet romanından sonra Cumhuriyet şiiri yapacağız. Ondan sonra genel bir tane düşünebiliriz. İyi niyetleriniz, güzel temennileriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diyorum. Sağ olun.